Aracımız 2005 model Honda Civic 1.6 motor. Müşterimiz Bursa İnegöl'den geldi. Araç 310.000 kilometrede. Müşterimizin başlıca istek ve şikayetleri 1. 2. ve 3. viteste uğultu sesi var. Alt takım kontrolü, trigger kontrol, hidrolik yağlar kontrol, benzin kokusu var demiş. İşlemlere başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendiniz de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. Videomuza başlıyoruz. Araçtaki işlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli hasar durumuna karşı aracı koruma altına aldık. Öncelikle araca bir marş yapalım, ilk sesi bir duyalım. 1. 2. ve 3. viteste uğultu var demişti müşterimiz. Bakalım ses nasıl? Evet. Ses bu şekilde. Tekerlekleri söküyoruz. Aracı kaldırdık, alt taraftan alt takım kontrolüne başladık. Müşterimiz araçta uğultu var dedi. Uğultu için biz sayımızı görmedim, tur attık. Şanzımanla, ama şanzımanla ilgili hiçbir uğultu yok. Müşteriye demişler işte şanzımandan uğultu geliyor, başka yere bakılmış ama şanzımanla ilgili bir uğultu yok. Ama bu araçlarda vitezör iptal, gaza bastığında zaten uğultu yapıyor. Viteste herhangi bir uğultu yok. Ne zaman yüklenirsen o zaman. Orta egzoz da iptal. Bundan dolayı zaten bağırır araç. Artı arka teker bilyası da ötüyor. Videosunu o yüzden çekiyorum. Normalde çekmeyecektim. Görüyor musun bak bu alt rotili yırtık. Toz pis içinde, evet. Boşluk var. Erkan şu tekeri salla. Bak burada lıkır 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 lıkır. Tam burada. Rot başı bozuk. Boşluk var. Bak Z rota var. Bak. Şu an şuraya bak noktaya. Evet, görüyor musun? Burada evet. Dıştan bile oynuyor bak. Evet, görüyor abi musun? Net. Bozuk. Sağ sol değişecek zaten. Z rota değişecek. Buradan da gel. Salıncağa bak gördün mü? İçini. Patlak. Evet. Gitmiş ama bunun burada bir sıkıntı göremedim. Bu taraf sağlam. Rotbaşı falan. Rotbaşı sağlam. Buranın da rotbaşı bozuk. Bak yukarı bak, ben sallıyorum. Görüyor musun? Şu taraftaki rotbaşı evet. Bozuk. Evet. Rotilde sorun yok diye düzeltelim. Şimdi tekerlek bilyalarında ben önlerde bir sıkıntı yok. Kontrol ettim. Sen gelmemiştin daha. Burada değildin. Ama arka teker bilyasında uğultu var. Burada. Lastiğin caplarında salgı var. Yamuk. Baktığımda tam buradan içeriden belli oluyor. Arka Z rotlar değişecek. Aynen. Her şey tamam mı? Tamam. Arkada sadece zerotlar değişecek. Şu anda yapılacak olan işlemler bu. Heh bir de. Bu motor kulağı değişecek demişler. Sağlam. Sorun yok. Arkayı demişler. Şuradan yandan gelsin ışıkla şuraya göre. Görüyor musun? Sapa sağlam. Hangi akla hizmet söylemişler? Böyle bir şey. Sağlam. Muamma. Galiba bakmadan söylemişler diye düşünüyorum. Aldırmışlar bir de parça aracın içinde. Sadece şu anda benim gördüğüm üst sol motor kulağı. Evet. Zerotları söküyoruz. Ali Rıfat adamım ne yapıyor ya? Sağ roteli ayırdık taşıyıcıdan. Sağ salıncak değişecekti. Şimdi onu sökeceğiz. Sağ salıncağı çıkardık. Evet. Patlak olan yer. Üstündeyken de göstermiştik zaten. İndiğinde daha detaylı gördük. Sağ arka tekerleği de söktük. Teker vidası mı değişecekti abi? Evet. Buraları spor yaylar koymuşlar. Orijinal yaylar değil bunlar. Bu şekilde paslar var ya. Jant güzel oturmaz hep. Balans yapar. Görüyor musun? Komple aslında. Temizlenmesi lazım. Evet, bazı kampanalar zor çıkar ama bu Honda yapmış yine yapacağını. Yani buradan sıkıyorsun, kampana geri atıyor. Görüyor musun? Öbür türlü vur çekici, vur çekici, uğraş. Komple paslı da olsa, kitli de olsa çektirme olmadan çıkıyor bak. Adam kendi çektirmesini kendisi yapmış. Honda. Hemen şunu sökelim. Kampana çıktı. Güzel. Hidrolik kaçağı falan bir şey yok. Ay video. Tamam. Sol rot başını ayırdık. Çıkan rot başı. Dur. Bak şimdi. Ya onu zaten gördüğün gibi laçka. Gördün mü? Normalde daha serttir. Su her zaman yumuşatır. Sudan dolayı pas oluyorsa, sudan dolayı da yumuşamasını da bilecek yani. Saygısızlık yapmasın. Alt üstü bir rot başısın sen. Şimdi sol Z-rot sökeceğiz. Bu Z-rotlar diğer araçların Z-rotlarına göre aksine küçük. Tekrardan arka tarafa geldik. Sökelim bakalım. Bak. En çok sevdiğim polya türü. Komple bütün. Sol Z-rot da çıktı. Somunu çıkarttık. Diğer yandan sol salıncağı da çıkartıyoruz. Sol salıncak da çıktı. Salıncakların ikisi de değişecek. İyi komple kopuk. Yerinden daha beter durumda bu. Solak somununu söküyoruz. Kafayı çalıştıracaksın, öyle yani. Burada bu somunun yatağındaki kafası yamuksa bu çıkmaz. İstediğin kadar uğraş. Aksı ayırdık taşıyıcıda. Sen fırçayla şurayı oğlum bir şey yap. Şöyle temizleyelim. Tamam. İnşallah bizi uğraştırmaz. Videoyu çıkardık ama yatağı burada kaldı. Şu anda onu çıkarmaya çalışıyor ustamız. Evet, geliyor. Bazen sarmış oluyor. Sardığı zaman da ısıt, soğut, komple buraları söküyoruz, öyle çıkartıyoruz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam abi, hoş geldin. Çıktı. Teker bilyası. Bu şekilde komple değişecek. Zaten Alman malıymış daha önce takılan. Arka kampananızın yüzeyinde çizikler var. Artık bir silinmesi gerekiyor. Çünkü burada da set yapmış. Bizden çıktıktan sonra bir de frenciye göndereceğiz arkadaşı. Hem bu yüzey taşlanacak. Benim burada çevremde yok yakında. Olmadığı için de tornacı da yok. Orada yorumlarda yazıyorlar hep. Burada için bu türbüzü kapalı sökeceğiz. Ondan önce enjektörleri söküyoruz aslında. Fişleri çıkardık. Enjektör fişlerine. Yağ havalandırma hortumunu da ayırdık. Dayı yağ soruyor. Bak komple buralardan yağ kaçağı var. Bak, Gökhan göster buraları. Bak abi, buraları komple yağ kaçıyor. Abi, türbütör kapağı kenarları. Türbütör kapağından yağ kaçırıyor. Komple yağ kaçırmış. Bir de araçta koku var. Koku olduğu için zaten değiştiriyorum. Buradan egzoza geliyor, egzozdan da koku yapıyor. Müşteride benzin kokusu var diyor ama benzinle ilgili bir sıkıntı yok. Benzin kokusu yok ama yağ kokusu var. Külbütör kapağını sabitleme cıvatalarını 10 mafsalla söküyoruz. Bobinleri de söküyoruz. Evet. Evet. Yine 10 mafsalla sökülüyor. Bobinleri çıkartıyoruz. Külbütör kapağı çıktı. Külbütör kapak contasını söktük. Şimdi güzelce temizleyeceğiz külbütör kapağını. Abicim. Tertemiz halde de göstereceğiz. Oğlum şunu sök şunu, gel buraya. Conta kalıntılarını temizliyoruz. Daha şimdi trigger'e geçeceğiz birazdan. Trigger seti de değişecekti. Trigger kayışı güzel. Şu an için bir problem gözükmüyor. Abi güzel değil mi? Çatlama falan yok. Müşterimiz trigger kontrolü istemişti. Duruma göre değişebilir demişti. Trigger kayışında bir sıkıntı yok dedi ustamız. Hep yağ kaçağı. Evet, yağ kaçağı. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu araç motor yıkamaya gidecek. Külbütör kapağından dolayı yağ kaçağını keseceğiz, sonra araç yıkamaya gidecek ve yıkanacak. Külbütör kapağı temizliği başlıyor. Külbütör kapağı temizliğimiz bitti. Kapağı kaldırıyoruz. Parça yıkama makinemizde yıkamıştık. Şimdi güzelce kurulayacağız. Temizlikten sonraki ilk görüntüsü bu. Kurulayıp sileceğiz. Tamam. Olay tamam. Tamam. Yeni külbütör kapak contasını oturttuk. Sertleşmiş artık. Görüyor musun? Görüyor musun? Gitmiş artık. Tamam. Külbütör kapağını takıyoruz. Bilmesin diyor. Açıcı şunu tutsa. Bobinleri takıyoruz. Külbütör kapağını sabitleme cıvatalarını 10 lokmayla sıkıyoruz. Bobin fişlerini takıyoruz. Gaz enjektörlerini taktık. Kapak da takıldı aynı şekilde. Eski ve yenisi kulak çıktı. Şimdi aradaki mesafeyi zaten görüyorduk. Şuraya binmişti motor kulağa. Yani şuraya oturmuştu. Güzel. Şu an sökükken bu halde. Normalde motorun yükü bindiğinde daha da kapanıyor. Direkt şuraya bindi. Oturmuştu. Mesela bundakine bak. Olması gerekiyor. Yeni motor kulağını tak, sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. 14 lokmayla sıkılıyor sabitleme cıvataları. Motor kulak bağlantı ayağında tak. Yeni rotili takıyoruz. Sol taraftaki değişecekti bildiğiniz gibi. Solak tomurunu sıktık. Yeni sol salıncağı takıyoruz. Taşıyıcıyla salıncağı birleştiriyoruz. Evet, salıncak rotile oturdu. Hemen somunu sıkacağız. Yeni sol Z rotu takıyoruz. Yeni sağ Z rotu da takıyoruz. 17 lokmayla sıkacağız sabitleme cıvatalarını. Yeni sol rot başını takıyoruz. Sol tekerlek takıldı. Yeni sağ salıncağı oturttuk. Sağ tarafın rotili değişmeyecekti sağlam olduğu için. O yüzden değiştirmeden yeni salıncağı eski rotile oturttuk. Arka Z-rotlar da değişiyordu. Arka tekerlek zaten sabah sökmüştük. Sol taraf da söküldü. Sağ arka Z-rotu ayırdık. Sol taraf da ayrıldı. Gel şimdi. Z-rotlar çıktı. Arka Z-rotlar. Yeni Z-rotları takıyoruz. Sol arka tarafa geçtik. Yeni Poria da geldi. Teker vidası içinde yer alıyor. Poria'yı oturttum. Şimdi kampanayı kapatacağız. Tabii ama onu takmayacağız. Bunu takarsak olmaz. Evet. Bu önemli değil çünkü. Öncelikle onu takacağız. Nasıl bir şey olmaz mı? Kampanadan sonra tekerleği de takıyoruz. Araca marş yapıyoruz. Son sesi bu şekilde. Aracın yağını kontrol ediyoruz. Şunu sildim bakacağız. Yok oldu. Yağ yok arabada. 1 litre yağ istiyorum. Yağ var mı? 1 litre yağ istiyorum. 1 litre eksik. Aynen. Tamamlayacağız. Araca eksik olan motor yağını ekliyoruz. 1 litre kadar eklenecek. Honda aracımızın işlemleri sona erdi. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.